Şah Ramazan, o da kanatlı bir melek. Evinizin önü kavak, kavan yaprağı ufak. Hava size evlat verdi, göresiniz telli duvak. Tesbihimin ucu mercan, buna ermez neci canlar. Oturmuş beyim kahve içer, elindedir gümüş fincan. O efsane Ramazan davulcusu. O 34 yıldır mübarek Ramazan ayında davul çalarak vatandaşları sahura kaldırıyor. Tahir Mermih 34 yıldır her Ramazan halkımızı sahura kaldırıyor, maniler söylüyor. Kendisiyle birlikte oğlunu da davulcu olarak yetiştirmiş ve şimdi oğlu Müslüm Mermih ile bu görevi yapıyor. İşte Ramazan davulcusu Tahir Mermih'in anlattıkları. Ben Tahir Mermih. Nişancı Paşa'nın Ramazan davulcusuyum. Kaç yıldan beri bu Ramazan? 34 yıldan beri ben bu Nişancı Paşa'nın Ramazan davulcusuyum. Fedakarlıktan sonra İrfan Deniz'den devraldık ve ikimiz İrfan Deniz muhtarımızla bu yola baş koyduk. Ve onun sayesinde bir parça ekmek yiyorum. Allah ondan razı olsun. Geleneksel olarak 15'i ve bayram sabahı halkın ne verdiğine kanaat girip Allah gene de herkese savuş selamet ve ömürler versin, Allah bereket versin. Bu işi biz bir yerde para içi demeyeceğim de alışkanlık hale getirdik. Mesela ben 4 sene sonra benden oğlumu bırakacağım. Bu kadar. Başkasını söyleyemeyeceğim. Hani ne bileyim ki bazıları diyor ki bu adam para vermiyor, şu vermedi. Tutan da var bu Ramazan'ı, tutmayan da var. Ama Allah razı olsun. Kıyık Nişancı Paşa Mahallesi'ne beni davulcu olarak beni seçtiler. Ben hepsinden memnunum. İnşallah onlar da benden memnundur. Bu mesleği ne zamandan beri yapıyorsunuz Ramazan davulcu? 72'den beri. 72'den beri. Tabii. 72'den beri ama o zaman tabii bekçilerle çalıyorduk. Sonra karta çevirdiler. Kızılay'da aidat ödüyoruz. Evet. Belirli bir her sene bir 10 lira 20 lira bir fark alıyorlar. Veriyoruz. O da bir çay sigara parası yani. Onu da seve seve veriyoruz. Şöyle bir şeyler söylemek istiyorum. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Müslüm Mermi, 36 yaşındayım. Ben bildiğim milli babam bu mesleği yapıyor. Ve hatta bir abimi, bir beni bu şekilde büyüttü. İşte senede iki kez para toplanıyor. Bir Ramazan bayramının 15'inde, Ramazan bayramının sabahında, bir de Kurban bayramı sabahında. Bizleri bu şekilde büyüttü. Hatta beni birkaç yıl önce buradan topladığı, biriktirdiği paralarla evlendirmiştir. Tabii güzel duygular bunlar. Şöyle güzel duygular. Bu bir Osmanlı geleneğidir. Biz Osmanlı geleneğini sürdürüyoruz. Birkaç yıl içinde nasıl kısmet ederse babam görevi bana devredecek. Ben görevi devralacağım. Yaşlanana kadar da bu görevi devam ettireceğim. Bu adetlerin kalkacağına da inanmıyorum ben. Ben de kendi oğluma devredeceğim. İnşallah babadan böyle süre gelir bu. Çok memnunum bu işi yaptığıma. Her şey para değil.